Efendim merhaba. Yine bir hafta geçti ve bu haftaki misafirlerim birbirlerini tanıyorlar. Genellikle ben birbirini tanımayan dostlarımı bir araya getirip onların da dost olmasını sağlıyorum ama bu haftaki misafirlerim Ayvalık'tan geldiler. Tabii İstanbul'da yaşıyorlar ama gerçek Ayvalıklı. Gerçek Ayvalık'ı sevenler ve oraya bir şeyler yapanlar. Oranın gelişmesi için faydası dokunanlar. Paraları da var, zeytinlikleri de var, okulları var, her şeyleri var. Size onları tanıştırmak istiyorum. İnci Vural, merhaba, hoş geldiniz. Benim komşum aynı zamanda, apartman komşum. Şerif Kaynar, herkesin tanıdığı ünlü bir insan kaynakları mütehassısı, doktoru diyelim. Ve Zeynep Kürşat, zeytinin doktoru mu diyelim, zeytini nasıl işlediklerini bize böyle bir anlatacak. Sanki bahar gelmiş de, Nisan gelmiş de böyle bir program yapıyormuş gibi içimde böyle kelebekler uçuşuyor Ayvalık deyince. Nereden başlasak? Biraz eğitimden başlayalım. Biraz önce konuştuk, Ayvalık'ta ne kadar güzel eğitim kurumları açılmış ve İnce seninle başlıyorum. Bir psikolog İnce aynı zamanda çocuk eğitimi üzerine çalışıyor. Ayvalık'ın bu kadar eğitime önem vermesi ve eski sanayicilerimiz, şimdiki sanayicilerimizin oraya yatırımlarından biraz bahseder misin? Ve bir çocuk yetiştirmek Ayvalık'ta ne kadar güzel bir şey. Biraz bahset. Evet, aslında benim çocukluğum zaten Ayvalık'ta geçti. Zeynep'in de bir şekilde öyle ama en uzun belki benim çocukluğum Ayvalık'ta geçti. Ama anneleriniz Ayvalıklı yani aileleriniz Ayvalık'ta Ayvalıklı doğduk. Evet. Ayvalık'ta doğduk, Ayvalık'ta büyüdük. Dolayısıyla yani benim dönemimde Ayvalık'ta büyümek gerçekten güzeldi. Rüya gibi bir şeydi. Ama şu anda tabii İstanbul'da çocuk yetiştiren kişilerle ben çok fazla görüyorum, çalışıyorum çünkü işim dolayısıyla. Ve İstanbul'da çocuk yetiştirmenin ne kadar zor, ne kadar yalnızlaştırıcı bir şey olduğunu görüyorum. Yani burada gerçekten çocuklar yalnız, anneler yalnız, stres çok fazla ve yani çocuğun bütün gününü takip edebilen bir bakış yok. Yani anne telaşla çocuğu servise veriyor. Servisteki sabah nasıl kalktığını bilmiyor. Servis onu okula atıyor. Okuldaki serviste ne yaşandığı bilmiyor. Okulda bir şeyler yaşanıyor. Eve geliyor. Okulda ne yaşandığını bilmiyor. Yani o kadar hızlı bir tempo ki yani belki daha sonra bunu da konuşmak fırsatımız olur. Yani stresin anne babaların üstünde yarattığı etkiyle çocuklara nasıl bu iş sirayet ediyor bence çok önemli. Ama işin Ayvalık kısmına gelince gerçekten Ayvalık'ta adı konmasa da Slow City gibi bir yer yani. Benim zamanımda çocuklar okula gitmediğinde anons yapılırdı belediye hoparlöründen. Gelmeyen çocukların anonsu yapılırdı. Yani artık orada da öyle bir şey yok. Ama tabii şu anda çok göç alıyor Ayvalık ve çok genç nüfus yerleşiyor. Çünkü her şeyi uzaktan yapabilmek artık mümkün. Dolayısıyla çocuk yetiştirmek için Ayvalık'a gelen çok genç insan var. Var mı? Gerçekten var. Büyük şehirlerden böyle bir Ayvalık'a gidelim, çocuklarımızı evet. Orada yetiştirelim. Evet. İlk öğretimi hiç olmadık. Evet. Var diyorsun. Çok var. Ve aslında belki İstanbul'da ulaşılabilecek kalitede hizmetler, yani bir yabancı ise oraya da yerleşen yabancı dil dersi verebilecek çok insan var. Yani ne bileyim müzikse falan her şey kolejler olduğunu, var, devlet okulları var. Okullar var, devlet okulları var ve genç bu annelerin girişimleriyle oluşturmaya çalıştıkları çok güzel eğitim çabaları var aslında. Mesela bir başka okul mümkünün orada kurulma çabası var. Bir başka mümkünün Komili okulu bir bağış okulu Küçükköy'de kurulmuş bir okul. Onun içinde kendine yaratmaya çalıştığı bir oluşum var. Çünkü evet. Bu dışarıdan gelen insanlar çocuklarını orada Küçükköy'deki bir devlet okuluna veriyorlar mesela. Evet. Özel okullar da var tabii ama devlet okuluna vermek aslında çok ne daha bence güzeldir devlet okulunda okumak evet, değil mi? Aynen. Bir ayrıcalıktır bence. Aynen. Ve mesela Sabancı'nın şu anda yine Küçükköy'de kurduğu bir
Teknoloji atölyesi ve okulu var. Yazları orada. Meslek okulu gibi. Tam olarak şu anda meslek okuluna dönüşmüş bir şey değil ama yaz kampları ve çocuklara işte yazılım öğretmeye, teknolojiyi öğretmeye yönelik bir takım kursların, çalışmaların yapıldığı bir okul. Dolayısıyla aslında tabii Ayvalık'a çok katkı vermek isteyen insan var, veren de var. Bunu kullanabilecek de çok büyük bir potansiyel var Ayvalık'ta. Daha tabii söz vereceğim, konuşacağız. ben yine Twitter'da hashtag olayını unuttum sayın misafirlerim ve seyircilerim. TRT2'de kültür mirası diye bir hashtagimiz var. Ayvalık hakkında sormak istedikleriniz, kültür hakkında sormak istediklerinizi lütfen yazabilir misiniz efendim? Şimdi Ayvalık'a gitmek de çok kolay değil mi Şerif Bey? Ya, İstanbul ve Ayvalık sanki çok kardeş ve... Yeni açılan otoyolla 4 saatte gidiyorsunuz. Şahane bir şey. Ama aynı zamanda da hem Sabiha Gökçen hem İstanbul Havalimanı'ndan uçaklar var. Evet. Yani artık hakikaten uçakla gitmek de gayet ekonomik. Ben çok sık gitme imkanımız oluyor. Yani mesela ne bileyim cuma gidip pazar günü dönmek bile olabiliyor. Bu kadar. Çok rahatladı gidip gelmek. Siz ilkokulu orada mı okudunuz? Şimdi... Nasıl? Birazcık aileden ve çocukluğunuzdan bahseder misiniz? Sizinle diğer televizyonlar hep böyle işte yönetici falan koyuyor. Ben bu programda sizin hem özeliniz, çocukluğunuz, yaşadığınız şehir ve çok sevdiğiniz için Ayvalık'ı konuşuyorum. Her Ayvalık'ta oturan da o kadar sever mi bilmiyorum ama siz çok özelsiniz. Şimdi birinci cümlem, evet. Ayvalık keşfedilmemiş bir mücevher. Wow. Daha onu keşfedemedim. Türkiye'de 18 tane adanın olduğu başka bir coğrafya var mı? Yani sadece coğrafi açıdan bir öyle bir güzellik ki yeşil, mavi, iç içe karışmış. İklim. İklim, soluduğunuz hava, insanların misafirperverliği. Ama ben şimdi anlatayım. Hadi buyurun. Bizim aile, annemler, 6 kardeş Midilli'den göçle Ayvalık'a gelmişler. Kaç tarihinde? Aslında evet. 1905 ile 1911 arası Edremit'e geliyorlar. Evet. Sonra da mübadele sonrası Ayvalık'a yerleşiyorlar. Ve ben anneannemin evinde yaşıyorum şu anda. Onu restore ettim. Oh. Nefis deniz gören bir çamlık köşküydü. O kadar ağaç ektim ki artık denizi göremiyorum, ağaçları görüyorum. Ama ben tercih ediyorum yeşili denize. Evet. Komşularım biraz şikayet ediyorlar, çok fazla ağaç. Çam ağacı mı onlar? Çam ağaç. Çam ağaçları, evet. Komşularım şikayet ediyor. Neyse, o 6 kardeş Ayvalık'ta büyüdü ve hepsinin çocukları oldu. Biz böyle büyük bir aileyiz, 2 tane ailenin karışımı. Madra ve Karaca aileleri. Orada kaynaşarak, her yazı orada geçirerek okula İstanbul'da gittim. Ama şöyle bir nüans anlatmak istiyorum. Annem daha ufak kız, 11 yaşındayken kız çocuğunu yatılı olaraktan İstanbul'a Robert Kolej'e yollamışlar. Yani 1926 yılında annem bir kız çocuğu Ayvalık'ta doğmuş. O, ve 6 ilkokulu bitiriyor 11 yaşında. 11 yaşında onu İstanbul'a yolluyorlar. Muazzam bir şey. Ve ondan sonra işte Robert Koleji bitirdikten sonra babamla evliliyor. Babam Ayvalıklı değil. Ama ben ruhen Ayvalıklıyım. Her zaman oraya katkı yapmak için devamlı. Ve ben sadece yazları gitmiyorum. Yani her ay bir kere gidiyorum muhakkak. Tabii. Yani senede 12 ziyaretim var. Kimisinde 2 gün kalıyorum, kimisinde 5 gün. Siz kaç kardeşsiniz? Benim benden 10 dakika büyük bir ikizim var. Aa, öyle mi? 10 santim benden uzundur. Bir de ablam var. Benzer misiniz Profesör peki? Profesör Oya Başak. Tabii onu herkes biliyor, Oya Hanım'ı değil mi? Üç kardeşsiniz. Peki aynı yumurta ikizi mi? Hayır. Hadi ayrı, ayrı yumurta ikizi. Ha. Şeyimiz, ses tonumuz çok benzer, evet, telefonda. Evet. O da böyle bariton sesidir. Evet, evet.
yan yana oturuyoruz. Yani şey evleriniz evlerimiz ben. Yakın. Evet. Şeyimiz bu. O ama onun yazlık evi Bodrum'da. Yani o benim kadar Ayvalıklı değil. Değil. Ha, Ayvalık'ı konuşurken gözleriniz parlıyor biliyor musunuz? Çok değişik bir bu toprak aşkı denen bir şey vardır. Kökler. Kökler denen bir şey vardır. Hani bu Erzurumlu da aynı şekilde hisseder. Sivaslı da aynı şekilde. Siz Ayvalıklılar böyle üçünüz de bir arada olunca bu enerjiniz bana öyle iyi geldi ki anlatamam. Şerif Bey, sizin yaptığınız müthiş bir proje var Ayvalık'ta. Onu konuşacağım ama Zeynep'i tanıştırmak Tabii. istiyorum. Zeynep'ciğim hoş geldin diyorum. Merhaba. Sen zeytinle haşır neşir olan bir ailenin kızısın. Evet. Ve senin zeytinlerini yiyoruz. Belki kimse tanımıyordur. Fazla ortalarda dolaşmıyorsun ekranlara. Çıkmıyorsun. Çok teşekkür ederim benim programıma benim katıldığın için. Büyük mutluluk sizi tanımak. Şantaşı'nda öyle de bir mağazanız var. Oradan aldırıyorum şeyleri. Sizi de beklerim. Çok sevinirim. Teşekkürler. Sonra. Senin de ailen tabii ki Ayvalıklı. Evet. Anne tarafın. Evet. Değil mi? Benim anne tarafım Girit'ten. Aslında şöyle söyleyebilirim. Sadece anneannem Midilli'den Ayvalık'a geliyor. Annemin babası, dedem Girit'ten Ayvalık'a geliyor. Babamın annesi ve babası Girit'ten ikisi de İzmir'e gidiyorlar. Sonra annemle babamın, annem hep Ayvalık'ta doğuyor, yetişiyor. Sonra babamla yolları kestiştikten sonra babamı da annem Ayvalıklı yapıyor. Güzel. Evet. Yani babam da orada çalışmaya başlıyor. Hanım köylüler çoğunlukta sizin Ayvalık'ta. Evet. Bana öyle geliyor. Ayvalık cazibesine kapılıp böyle ama gerçekten. Ama o Girit kadını faktörü. Girit, öyle mi? Girit kadınının. Anlat bakayım ne demek Girit kadını. Hemen yani, şimdi bir analizine girecek misin? Bizim annelerimiz aynı köyden. Girit'ten. Ama gerçekten Girit nasıl derler? Girit'ten kız alacaksın derler. Öyle mi derler? Evet. Yani çünkü Girit kadınının güçlü olması ve çok temiz olması en temiz. Böyle yani sakız gibi tahtaları ovarlarmış Girit'te yani evet. Beyaz sabunda. Masadan belli oluyor zaten. Dolayısıyla yani Giritli kadınlar hanım köylü yapıyor erkeklere. Ama şöyle bir şey var. Biz üçümüz de şu anda ne kadar akraba bilmiyoruz kendimizi ama biraz deşersek bir yerden bir akrabalık çıkar. Evet, yani onun teyzesinin, amcasının bilmem nesi herkes bir yerden bir şey çıkıyor. Zaten mesela aynı zamanda komşuyuz. Aynı zamanda İnci'nin annesi benim Allah rahmet eylesin ikisine de anneannemin yakın arkadaşı, babası da aynı şekilde. Yani aynı şekilde Şerif abinin de değil mi annesi yani babaları? Yani herkes birbiriyle çok zaten en kötü ihtimalle komşu ve çok yakın ve Şerif abinin dediği gibi biraz analiz edebilirsek gerçekten akrabalıklar da hele ki bu evlilikle olan akrabalıklar da mutlaka oluyor zaten. Bir yerden herkes çıkıyor. Bir yerden çıkıyor. Sizin jenerasyon böyle birbirine çok bağlı anneleriniz, anneanneleriniz. Acaba sizin çocuklarınız Selim acaba ne yapacak? Senin bir Kiraz diye bir çocuğun var, kızın var. Şahane Kiraz'ın isimlerde bakar beni mısın? Şimdi. Selim Ayvalık'a yerleşmek hayalini öyle mi? Kuruyor. Evet ve eminim yerleşecek. Yani çok da küçükler daha sizinkiler. Çok küçük. Benim nasıl? Kızım 8 yaşında. Evet. Selim 15. 15 yaşında. Ya yani Ayvalık'a karşı onun evet. da bir ruhu var diyorsun aynen. öyle mi? Hani bu kadar değişim var dünyada. Teknoloji artık bir büyük bir değişimin içinde çocuklarımız. Onlarla iletişimi falan bile biraz retro. Kaçırıyoruz. Retro. Retro. Retro çocuklar. Evet. Yani bilmiyorum mesela benim oğlum bilmiyordu ama mesela şimdi arabayla ilgili bir iş yapmak istiyor Ayvalık'ta ve benim dedem aslında araba işi yapıyordu. Aa. Yani İzmir'e ve işte civar yerlere transportasyon. Ama diyorum benim babam da doktordu. Bari diyorum oğlum benim babamın işini seslenin. Dedemin işi çok geriye gittin diyorum. Ama çok enteresan. Ama böylelikle mesleklerin de canlanması
Evet, pardon, umarım araya girmedim. Hayır, başka bir şey söyleyecek miyim? Yok, ama yok. Hani böylelikle hani o eski mesleklerin de, zanaatlerin de canlanması ve o şekilde tekrar gündeme gelmesi çok önemli bir şey. Tabii. O devinime ihtiyaç var, insanız tabii ki. Çünkü o konuda çok geriye gitmeler var. Ne bileyim, geleneksel sabunculuk olsun işte. Siz Zeytin'le tanışmanız ne zaman? Şimdi şöyle, bizim ailemiz, yani annemin ailesi zaten Girit'te zeytincilik yapıyor. Ha, oradan. Oradan geliyor. Biz kardeşimle bu işi, zeytincilik tarımını devam ettiren 4. jenerasyon oluyoruz ailede. Az buz değil. Çok önemli. Çok önemli. Benim sanırım bu mesleği seçmemde de. Çünkü şimdi ziraat mühendisiyim ben. Bir sanırım böyle içten içe hani ailedeki bu zeytinciliği, mesleği devam ettirme duygusu sanırım oldu bende. Çünkü bir taraftan deniz biyolojisi çok okumak istiyordum. Ama sonra her zaman onu gerçekten hani merakımı giderebiliyorum, okuyabiliyorum onunla ilgili. Restorasyonla ilgili şeyler yapmak istiyordum. Sonra lise sonunda işte böyle üniversite sınavlarından önce dedemle yaşadığım bazı şeyler. Hani böyle benim de çok hoşuma gitti. Yani o diyaloglar, onunla işte zeytine gitmek ve hani bazı şeyler paylaşmak tarımla ilgili ya da bahçede bazı tarımla ilgili şeyler paylaşmak ve onu da devam ettirebiliyor kendi olma hissi. Kendi kararın mı bu? Evet, evet, kendi kararım. O da bunu okuyacağımı, sanırım onu da devam ettireceğimi, bu mesleği biliyordu ve bu da çok güzel bir şey. Tabii. Zeytin ağacının bir büyüsü var. Evet. Ben demiştim ki bir gün, eğer ileride bir gün Alzheimer olursam ve kaybolursam ortalıkta, beni Rusya'da aramayın. Yani içinde zeytin ağacı olan bir ülkede beni bulursunuz dedim. Çok az ülkede çıkıyor zeytin ağacı. Yani Güney Afrika'da var, bizim Akdeniz'de var. Çok dünyada her tarafta zeytin ağacı yok. Zeytin ağacı olan ülkeler güzel ülkeler. Evet, %95'i Akdeniz yanığı hep tabii ya, ki. Ya ne zengin bir ülkede yaşıyoruz. Allah'ım, ya Rabbim, yani bayılıyorum bu ülkeye. Tabii ve ki. Herkesin bu heyecanda ve bu mutlulukta ve iyi ki bu toprakta yaşıyoruz ruhunda olsun istiyorum. Olabiliyor mu acaba, bilmiyorum. Ben o heyecanı veriyorum herhalde ekranlardan. Sizler de öylesiniz. Ya Akdenizli olmak çok ayrıcalıklı değil mi? Çok ayrıcalıklı bir şey. Bence bir yerli hissetmek güzel bir şey. Çünkü oraya ait hatıralarınız var. Herkesin birbirine ait hatıraları var. Ve bunlarla etkileşmek bütün hayatı boyunca insanın. Birbirinin yanında olmak, aslında birbirini tanımak etmek, çok güzel bir şey. Yani birisi tabii senin hayatına şahitlik birisi değil, bir sürü insan şahitlik etmiş oluyor. Evet. Yani, ama şimdi dünyada büyük bir göç var. Evet, o işte o şahitlik etme, o kırılmalar var artık. Ya o kadar zor bir dünyada yaşıyoruz ki dünya böyle bir hareket halinde. Herkes bir yerlerde ekmek parası için, savaşlardan, siyasi falan tabii böyle ki bir hareket halinde. Çok şanslıyız ki bu toprakta oturabiliyoruz. Evet. İnsanlar büyük şehirlere akın ediyor. Halbuki tam tersi olması lazım. Değil mi? Küçük şehirlere akın ediyor. Evet. Yavaş yavaş da natür olarak olacak. Yani şimdi biz görüyoruz, Ayvalık'a çok gelen var. Çok, evet, doğru. Değil mi? Doğru. Şu Asya ülkelerinde büyük bir göç başlamış ve Japonya'ya, Tokyo'ya nasıl büyük bir göç varmış. Onu düşünüyorum. Pirincin var, tarlan var değil mi? Hani Asya, Güney Asya falan. Japonya'da ne işin var? Yani ben Japon dostlarımdan duyuyorum. Ne işiniz var oralarda? Mutlu mu olacaklar? Yani işte bu kapitalizmin getirdiği dürtüler herhalde insanları göçe de birazcık zorluyor. Evet, buyurun. Zeytinden bahsediyoruz, evet. Yok. Evet. Pardon, araya girdim. Yok, ben de katılıyorum buna. Küçük yerlere taşınmak değil mi? Daha küçük yaşamak, daha doğanın içerisinde yaşamak varken. Evet, yani onun bir konforu var gerçekten de. Gelişmenize ama engelleyici bir şey olmaması o noktada iyi oluyor. Ama günümüze böyle bir endişe pek olacak gibi değil. Çünkü hani herkes çeşitli kaynaklara ulaşabiliyor. İşini ufak yerlerden
şehirlere bağımlı kalmaksızın devam ettirebiliyor. Seyahat ederek çok sık seyahat etme imkanları var. O yüzden daha böyle serbest aslında bir yaşama şekli oluşuyor gibi. Bu da güzel bir şey. Hani insanlığın biraz kalıplardan kurtulması. Ama ben burada da kalmakla ilgili hani gerçekten hani hem buranın hem Ayvalık'ın o güzelliklerini yaşıyor olmak önemli. Tabii. Neredeysek orayı güzelleştirmek tabii, önemli. Tabii. Bir de tabii yakın olmasının verdiği avantajlar da var. Evet. Ayvalık ve İstanbul'un birbirine çok yakın olması. İstanbul'da yaşamak da bir ayrıcalık tabii ki. Bir imparatorluk şehrinde yaşamak. Ne kadar kaostan bahsetsen de çocukların saatlerce okula gitmek için tepinmeleri, o işte servislerde uyumaları, kalmaları. Ama yine büyük şehirde o Kuba'nın ve cazibesi ve gücü de var diye düşünüyorum. Şerif Beyciğim, siz bayağıdır Ayvalık'ta Ayazma'yı hayata geçirmek için büyük bir proje başlattınız ve Ayvalıklı dostlarınızdan çeşitli bağışlarla orayı pırıl pırıl bir hale soktunuz. Böyle bir kitap çıkmış efendim. İstanbul'da henüz satılmıyor. Bu Ayazma'nın içerisinde satılmaya başlanmış ama bu kitabı edinmek güzel. Bu kitabı şöyle bir karıştırmak ve nasıl bir restorasyonla hayata geçirildi, neydi, ne oldu ve bunun yüzünden de çok turist akınına uğrayacağı benziyor. Bunun hikayesini bir anlatır mısınız lütfen? Çok kısa, şöyle diyeyim. Harap bir binaymış burası. Benim Zehra Kundak diye bir kuzenim var. O bana bir böyle proje getirdi. Dedi ki, arkeolog Ömer Özyiğit bu harap binayı ayağa kaldırabilir dedi. Ömer Bey de mi Ayvalıklı? Ömer Bey de Ayvalıklı. Çok önemli bir arkeologtur kendisi. Evet. Dedi ki Ömer Bey bunu dedi anıtlardan geçirmiş dedi. Şimdi dedi paraya ihtiyacımız var dedi. Tabii. Belediye de dedi ki siz bu işi yaparsanız ben de sizi destekleyeceğim dedi. Bravo. Ben de ilk başta kuzenim Muhtar Kent Coca-Cola'da çalışıyordu. Ona gittim. Toplam 500 bin dolar para gerekiyordu. Ondan bir ufak para aldım. Onun bana verdiği güçle Ayvalık'taki bütün zenginlerden parayı topladık. Belediye de altyapı hizmetlerini verdi. Ve sonunda bitirdik. Şu ne anda kadar zamanda bitti? Bir sene, bir buçuk senede. O kadar da kısa. Evet. Para olunca her şey çok kolay. Arkeolog Ömer Bey ve eşi Suzan Hanım'ın başında olmaları. Müthiş başında durdular. Ve bu şu anda burası şifalı sularıyla meşgul. Ayazma mı demek zaten? Ayazma. Ve bunu ortaya çıkıyor. Ve bir pazartesi hariç her gün açık bir müze. Sabah 10 ile 5 arası ve bir sürü turist geliyor. Suyu da içebiliyor musunuz? Suyu üst, her tarafa sürüyoruz. Böyle üstümüze koyuyoruz. Böyle şişeler falan. Şişeler var. Ha. Fakat konu şu. Burası Ortodoks dünyasının en önemli binalarından bir tanesi. Benim tahminim gelecek yaz millet Bulgaristan'dan otobüse binip Ayvalık'a gelecek. Yani ben Yunanistan'dan 300 bin turist bekliyorum. Bu kadar. Bunu tanıtacağız biz şimdi Yunanistan'da da. Böyle bir burayı bir Ayvalık'ın ikon gezilecek yeri haline getirmeyi düşünüyorum. Vallahi çok tebrik ediyorum. Yani çok çok tebrik ediyorum. Ayazma bu topraklarda şu anda belediye işletiyor orayı ve çok da güzel işletiyor. Yani İstanbul'da da çok vardır Ayazma biliyorsunuz. Evet, yani ziyaret ettiyseniz. 42 tane var İstanbul'da. Ya, bakın onları da söyleyin efendim yani evet, ben araştırdık. 42 tane evet. Ayazma. Ama bu genellikle Ayazmalar kilisenin içinde oluyor. Evet. Bu kilise olmayan bir ayazma. Hmm. Sadece şifalı sular için. Absesi yok bu bina. Ha, o kadar mı? Bu bina hiç kiliseyle alakası yok. Alakası yok. Bu ayrı sırf bu şifalı sular için yapılmış. Ya. Ve Mısır'dan tedaviye gelirmiş hastalar. Yani Mısır'dan gemiye binerlermiş. Gelirlermiş Ayvalık'a. Bir hafta sıra beklerlermiş bu sudan içine girmek için. O su, içinde su havuzu. İçeri girmelik yerde mevcut. Var. Bütün onu biz kitapta da gösterdik. Nasıl eski zamanda gelir. Atina'dan dahi şeye gelirlermiş Ayvalık'a tedaviye. Ya.
psikolojik bozuklukları olanlar, cüzdanlılar hepsi gelirmiş. Ya, evet, bunu bu Hristiyan kültüründe değil mi? Bu evet. Ayazma deniyor ama işte çeşitli ama, kültürlerde de her kültürde de böyle bir inançla bir inançla tedavi var. İnançla ilgili var. Suyla zaten nazar dediğimiz şey, çeşitli psikolojik rahatsızlıklar. Bunları suyla tedavi ederlermiş yüzyıllardır ve her inanç kültüründe, yani Budizm'de de var, bu Şintoizm'de de var, işte Hristiyanlık'ta da ve İslamiyet'te de var. Su kadar insana faydalı içmesi ve yıkanması konusunda. Hemen içiyorum. Evet, evet. Şimdi birazdan size çay da ikram edeceğim efendim. Ne kadar önemli bir, ne diyelim, yaratılışın, zaten su, güneş, hava değil mi bizi ayakta tutan, ve bu topraklarda bu kadar çok medeniyetin ve imparatorluğun geçmiş topraklarında 42 tanesi kalmış tabii ki. Evet. Daha kim bilir, kaçtı? Ayazma için söylüyoruz bunu, 42 tane. Acaba İslam'a geçişten sonra, hani hamamlar deriz, oranın suyu şifalıdır deriz. Bursa'da işte değil mi? Yalova'da hani bildiğimiz suyla ilgili şehirlerde ve kasabalarda birçok bu konularda şifa veren akan sular vardır. Zaten dünyada olan her şey doğanın bitkisinden, suyundan, havasından, zeytinine kadar hepsi şifa değil mi? Evet. Şifa diye yerseniz, şifa diye içerseniz, şifa diye yıkanırsanız zaten iyi oluyorsunuz. Değil mi sayın yani psikoloğum? doğaya yakın olmak çok şifalı bir şey zaten. Yani tabii, ne kadar tabii doğayla iç içeyseniz o kadar kendi özünüze de yakınsınız. Yani büyük şehirler... benim gidişim yaklaştı galiba İstanbul'dan. Sürekli İstanbul'a şey yapıyorum. Gidiyorum efendim yani size. Büyük şehirler insanları doğadan koparıyor. Yani özünden koparıyor. O zaman daha fazla tabii şey çıkarabiliyor, problem çıkarabiliyor. Ama tabii onu derken şimdi Günsel'i aklıma şey geldi. Ayvalık'ta bir de bizim şöyle bir şey var. Evet. Ayvalıklar tabii su mu falan iyi güzel de. Şimdi deniz çok ya Ayvalık'ta. Evet. Kimse... yüzünü dönüp de oturmaz denize. Herkes sırtını dönüp oturuyor. Öyle mi? Evet, yani bir Ayvalıklı. Adet öyle yani. Tam Ayvalıklı oturuşu deriz yani. Yani suyun tedavi edici kısmı. Ben size uzatayım mı? Aa, siz de çok naziksiniz. Ben dolaşıyorum esasında ama. Siz dolaşmayın, biz size getirdik. Çok naziksiniz efendim. Bu da Ayvalık usulü belki de. Değil mi? Ev sahibini yormamak için. Süt kullanır mısınız? Çay, şeker kullanır mısınız efendim? Ben şeker almıyorum. Peki, süt ister misiniz? Şöyle yapalım o zaman. Kendime de koyayım, evet. Aslında tabii Ayvalık'ta tedavi, yani dine kaçış değil miyim de sığınmak için de çok fazla yer vardı. Nasıl? Ne demek? Manastırlar. Evet, manastır anlamında çok manastırlar çok vardı tabii. Benim pek azı kaldı. Acaba rica edebilir miyim? Çok özür dilerim. Ayrıca tabii Tımarhane Adası'ndaki orada da Tımarhane Adası'nda gerçekten sağaltım için bir yapı hala bir kısmı bulunuyor ve anlatır orada... Anlatır mısın onu şimdi, dur öyle kendi kendine konuşuyorsun ama bu Tımarhane Adası ne Tımarhane. Demek? Ne demek? Evet. Rumların zamanında Kidonya diye bir akademi varmış Ayvalık'ta. Evet. Bu 18. yüzyıl, yani 1700'lü yıllar. 1700 ile 1800 arası. Evet. Ve dünyanın her tarafından filozoflar, İngiliz, İsveç ve Kidonya Akademisi çok önemli bir yermiş. Yani bugünkü Cambridge Üniversitesi gibi. Evet. Ve Ayvalık'taki Kidonya Akademisi'ne bütün dünyadan bu değişik insanlar gelip tartışmalar yaparlar. Felsefe yaparlarmış. Hı hı. Biz de işte öyle bir yerde
Büyüdük ya. Bu da çok mütevazi. Biraz mütevazi, biraz kibir de var bunun altında. Ama o mütevaziliğin içindeki kibir de güzeldir. Öyle de bir ayrımcılık yapabiliyorsunuz yani. Neyse. Halbuki ben böyle basit basit tımarhane falan derken her şey gibi gidonya falan deyince çok sofistike oldu şimdi. Süper. Tabii yaşadığınız yerde bazı şeyleri önemsememeye başlıyorsunuz. Bizim en büyük hatamız herhalde bu milletin. O kadar çok medeniyet ve o kadar çok eski ve geçmişle ilgili müthiş şeyler var ki biz bir miras yedi kültürüne sahibiz. Ve fark etmiyoruz bile. Sanki çok olağanmış gibi. Dünyanın hiçbir yeri böyle değil. Hayır, adam kültür arıyor, kendine arkeoloji arıyor, kendisine değil mi bir şey arıyor. Bizde o kadar çok ki o yüzden çok normalmiş gibi anlatıyorsun ama değil. Birçok insan da bilmiyor. Bu farkındalık yaratmak için bu programı yapıyorum sayın seyirciler. Bilmediğimiz çok şey var. Her yöreden güzel insanları bir araya toplayıp nelerimiz var? Hani çıkınımızı, bohçamızı açtık, onu konuşuyoruz. Öyle değil mi? Evet. Bu adalarda yaşam var mı peki? Bu adaları ben bir yaz bir gemi tuttum. 7 gün hiç Ayvalık'a gelmeden gezdim ve hepsinin de birer gece kaldım. Kalınıyor mu? Hayır, hayır. Hiç insan yok. Şey, tekne de. Ama tekne de. Ama o kadar güzel koylar, o kadar güzel yerler var ki. Fakat tek problemi mevsim biraz kısa Ayvalık'ta. Yani güney gibi değil. Onun için tekneciler de gelmiyor. O da güzel. Çünkü biraz da boş aynı zamanda. Evet. Tabiat harikası. Çünkü çam ağaçları denizin kenarına kadar geliyor. Ay. Mavi deniz, denizin içi berrak, nefis. Ya bizim kıyılar da müthiştir. Yani bazen Yunan adalarına falan gidiliyor, geziliyor. Oralar kraştır. Evet. Bizim sahillerin o yeşilliği ve dinginliği değil mi? Doğanın güzelliği bambaşka bir şey. Bambaşka. Şimdi efendim hashtagle birkaç dostumuz ve bizi izleyenler. Aysel Demirel demiş ki programınızı beğenerek takip ediyorum. İnci Vural'a bir sorum olacaktı. Teknoloji çağında çocuklarımıza teknolojik aygıtlarla mesafesi ne olmalı? Sonra Bülent Akın der ki programınızı her hafta beğeniyle takip ediyoruz. Ayvalıklı olarak yaşadığım yerin bu programa konu olması gurur verdi. Ayvalık'tan selamlar. Sema Saraç demiş ki doyurucu ve keyifli bir sohbet. Zeytinle ilgili bilmediğim pek çok şeyi bu programda öğrendim. İyi yayınlar. Öğrenmedi daha esasında. Bu daha sonra konuşacağız zeytinle ilgili. Peki teknolojiyle ilgili ne söylüyorsunuz efendim? Yani aslında gerçekten zor bir konu teknoloji. Çünkü bundan çocukları tamamen ayırmak mümkün değil. Hayatın tam içinde bir konu. Artık dersler falan okullarda bilgisayarlarla işleniyor. Ama biraz da uyuşturucu gibi yani nasıl kullanıldığına bağlı. Hani çocuk da özellikle çok erken yaşlarda da tanışırsa bünyesinden atmak gerçekten çok zor oluyor. Dolayısıyla yani 3 yaşına kadar mümkünse değdir mesela çok iyi olur. 3 yaşından sonra da böyle yarım saat yarım saat ve kontrollü bir şekilde mümkünse YouTube değil de çünkü o tarz şeyler dikkati çok cezbedici şeyler yani konsantrasyonu da bozan şeyler. Zaten böyle de çok araştırma var ekranın konsantrasyonu bozmasıyla ilgili. Dolayısıyla mesela YouTube'un çocuklar için bir versiyonu da sanıyorum şimdi artık var. Ya da aslında anne babaların bu tarz programları uzaktan kumanda edebilecekleri de bir takım sistemler var. Hani bunların muhakkak kullanılması lazım. Açıkçası yani her ev kendine göre bir düzen tutturacak. Belki de yani daha büyük yaşlarda ne kadar kaç saat ders çalışırsan o kadar saat internete girebilirsin gibi bir şey bile olabilir. Ben yani hani ben evet, bu işi siz, biliyorum sözde, evet, sözde ama evladınızla ama ben ne durumdasınız? Her gün mesela internetin kablosunu saklayıp sonra nereye bulduğumu koyduğumu bulamıyorum. Saçımı başımı. Olabilecek noktalarda bir
psikolog olarak karşınızda bunları söylüyorum ama. Ama adam psikoloğa gitmiş, adınız demiş, İnci Vural demiş. Google'a girmiş, İnci Vural göremiyorsa o zaman yaşamıyorsun demek. Yani teknolojiden de %100 kopmamak lazım. Yok, kopamaz. Tabii. Yeni jenerasyon zaten anne karnında bunları bilerek doğuyor. Başka bir formatta doğuyor tabii, çocuklar. Yani bir kursa falan gitmiyorlar teknoloji öğrenmek için. Tabii. Hani bizler bir şeyi öğrenirken ben sizlerden de büyüğüm belki ama bir şeyi öğrendik bir hocalarla falan. Onlar öyle doğuyorlar. Yani. Ülkesi evet, o. Buyurun siz. Ama bir de şimdi öyle bir de maruz kalmak denilen bir şey var. Yani bir şimdi hani seçemediğiniz ve onlar yanınızda olsun, yanınızda olmadığınız zamanlarda olsun maruz kaldıkları bazı şeyler var. Yani dünya da bu konuda yardımcı olmuyor. Yetişkinler de yardımcı olmuyor. Sözde yardımcı oluyor gibi duruyorlar ama yine maalesef orada hani iki taraflı bir şey var hani. Çelişkili bir durum var. Çünkü mesela bir sinema filminin hani mesela çocukların yaşlarına göre özellikle hani ayrılınmış olup hani belirtili olması, işte YouTube'a mesela çocukların kesinlikle aslında girmemesi ama işte gerekli. Hani teknoloji burada ediyor. Yardım etmiyor ama evet. Teknoloji de yardım evet. Etmiyor. Çok cazip bir şeyler yapılabilir. Evet yani ki, ama bunun arkasında da başka şeyler var tabii. Evet yani hep pazarlama var, pazarlama satış, var. Hep bir mücadele ediyoruz var, onlara tabii. Karşı. Yani evet. Maalesef. Yapacaksınız. O canavarlara karşı. Ama evet. Onsuz her olmayacak alanda. Ve çocuklarımızı evet. Da uzak tutmamamız da gerekiyor. Çocukların ruh sağlığı için aynı okulda tabii bütün ki. Arkadaşlarıyla birlikte hani bunları testinden geçtim ben tabii. Hı. Benim kızım büyük 30 yaşına geldi ama o da bu dönemi serüvenin mi? İçerisinde o bilgisayarla büyüdü tabii ki. Hani bir ara böyle daha küçük kaç yaşında işte 7-8 yaşında ben yok bilgisayar olmaz falan demiştim. Pedagoga sordu dedik ne münasebet alacaksın herkes kullanıyor. O da kullanacak. Ya böyle bir şey bu. Evet. Yani onu şey yapamazsın, kesemezsin, atamazsın. Bu sadece büyük şehirler için değil, bütün yok, dünya her için yer, herkes her artık yer. Herkes kullanıyor. Bunun dozajını kontrol ederek, 18 yaşına kadar çocuklarımızı evet. Kontrol ederek yapmamız evet. Gerekiyor. Ben sadece ona sınır inanıyorum. Şart, 18 yaş. Ondan sonra zaten doğru ve edebi ahlakı, etik yani yolları vermişseniz zaten değil mi efendim? Tabii. Öyle değil mi? Çok güzel. Evet, biz zeytine dönelim. Bence zeytin kaç yaşında zeytin vermeye başlar? Şimdi bu durum çeşidine göre ağacın zeytinin çeşidine, variyetesine göre değişiyor ama. Kaç çeşit zeytin var dünyada? Siz bir kitaplar dünyada. Getirdiniz ama World of Catalog Olive diyor. Evet. Böyle bir kitap var da Allah'ım ya Rabbim içinde kaç çeşit kim bilir? Çokça. Değil mi? Bütün çokça. Akdeniz havzası. Türkiye'de 80 çeşit zeytin variyetesi olduğu düşünülüyor yaklaşık olarak. 80? Evet bunların kimi çok yoğun yayılım gösteriyorlar. Kimisi daha ufak alanlarda bulunuyorlar. Daha fazla bile artırabiliriz aslında ama 80 civarında çeşit olduğu biliniyor Türkiye'de de. Çok yaygın olan çeşitlerden bir tanesi de Ayvalık. Çünkü Ayvalık Edremit Körfezi ile birlikte 12 milyon kadar ayvalık çeşidi zeytin ağacını barındırıyor. En zengin alan orası mı? Gemlik'te aynı şekilde. Gemlik'te çok yaygın. En yaygın Gemlik çeşidi. Hem Gemlik Körfezi'nde yayılım gösteriyor hem de yeni dikim olarak çok Türkiye'ye dikildi son 10 sene içerisinde. Hmm. Dekar başına zeytin varlığını Türkiye'nin artırmak amacıyla devlet de destekte bulunmuştu. Evet. Bu amaçla da çok fidan dikildi son 10 senede. Bunların çoğu maalesef Gemlik. Maalesef diyorum çünkü her çeşit kendi yöresinde güzel, kendi evet. Yöresinde karakteristiğini gösteriyor. Kendi İklimle herhalde toprakla ilgili kesinlikle değil mi bu? Kesinlikle öyle. Ve bu şekilde Gemlik en yaygın çeşidi Türkiye'nin. Sonra Ayvalık, Memecik var.
domat çeşidi var. Evet. Bir sürü çok güzel çeşitlerimiz var. Ege'de, Güney Ege'de yine erkence çeşidi var. Ufak bir alanda bulunan ama çok kıymetli. Ufak bir alanda olsun olmasın bütün zeytinleri çok, bütün zeytin çeşitleri çok kıymetli. Peki zeytin ağacı hani asırlık ağaçlarda var ya, yaşlandıkça zeytin daha mı değerleniyor? Öyle bir şeysi var mı? Verimi artıyor mu, azalıyor mu? Sizin mesela ilk aslında sorduğunuz soru, yaklaşık 5 senede verim vermeye başlayan bir genç bir fidandan bahsediyorsak eğer, bazı çeşitler 5 senede ürün vermeye başlıyorlar. 5 senede vermiyor. Bu da çabuk bir... Bu çabuk mu? Bu çabuk bir süre, evet. Bazı çeşitler işte, ama çoğu 10 yaşına kadar yavaş yavaş kademeli olarak ürün vermeye başlıyor. Sonra mahsuldar döneme geçiyorlar. Daha çok ürün vermeye başlıyorlar. İşte gövde gelişiyor. Gövde geliştikçe yeşil aksamını destekliyor. Kökler gelişiyor. Kökler ne kadar gelişirse o kadar aynı oranda güzel bir yeşil aksamı gelişiyor. Yeşil, gümüş, mavi. Evet. Bakıyorsunuz. Evet. 4 renk karışım. Evet, müthiş. Öyle başka bir dünya görüyorsunuz orada. Evet. Yani, o gövde nasıl bir gelişiyor bir de, değil mi? Bu da kıymetli, çok kıymetli. Bazı çalışmalar var bunu anlatan. Şimdi bir kere bir kültür, yani bir varlık olarak çok kıymetliler. Yani tabii bir doğadaki, üzüm bir de zeytin. Yani, benim böyle hafızamda öyle bir şey var. Üzüm ve zeytin, değil mi? Hani, kesinlikle zaten bir arada yaşıyorlar. Değil mi? Bir arada yaşıyorlar. Bir arada yaşıyorlar. Ha, o tür toprakta gelişiyor değil mi ikisi de? Bambaşka ürünler gerçekten. Ve mitolojiye bunlar konu olmuş. Evet. Ya, müthiş bir şey. Bağ da onların çok yakın kardeşleri. Alçak kardeşlerden. Evet. Bu ikisi yan yana gidiyorlar böyle. Ve işte bizim dedemler zamanında ve onların da büyükleri zamanında hep böyle bahçelere, Yunanlılar zamanında. Evet. Bu 1700'lü yıllarda çok Yunanlılar zeytin ağaçlarına çok bakım yapıyorlar. Onları önemsemişler. Sezar'ın şapkası zeytinden. Tabii canım, şey değil mi başındaki? Ayvalık'ta tabii da yaşıyorlar tabii. Ayvalık'ın popülasyonu Yunanlılar, evet. 1700'lü yıllarda. Hatta öyle ki işte hani o 1773 yılında özerklik istenmiş Osmanlı Devleti'nden ekonomi düzelsin diye. Sonrasında da inanılmaz bir, ve kazanmışlar bunu 1773 yılı sanırım ya da 74. Ve akabinde böyle çok güzel gelişmeler olmuş. Çok güzel bir liman kenti olmuş, konsolosluklar açılmış. Doğu'nun bir de konsolosluklar açılmış. Evet. Zenginleşmiş. Evet. Zenginleşmiş. Yani önemli olan orası. Akdeniz'in zengin bir yöresi oldu. İşte zeytin olduğu için. Ve zeytin, şehir, sabun. Tabii. Evet. Ve şehir de yani bütün bu zeytincilik uğraşıyla şekillenmiş. Yani işte o dönem yaşayan insanlar develerle nasıl ulaştırırız işte biz zeytinlerimizi fabrikalarımıza. Fabrikalar genellikle sahil şeridindeler ve o yolların konumlanması bile, hani şehir öyle oluşmuş aslında. Şimdi çok şu anda şey. Ayvalık birleşmiş bile UNESCO'nun koruması altında. Hayır, UNESCO'ya müracaat ediyor. Ha, yeni. Ve neyle ediyor biliyor musun? Neyle? Şehirdeki zeytinyağı fabrikalarıyla. Yani biz bir eski kalıntıyla değil veya güzellikle değil, resimle değil. O şehrin sanayi binalarıyla UNESCO'ya endüstriyel mirasını kanıtlıyor. Yani şu anda geçmek üzere. Hadi bakalım. Evet, bak bunlar güzel havadisler. Ya çok önemsendiği için, yani zeytinyağı bu işte. Yani bütün dünyanın önemsediği bir konu değil mi? Tarım olarak da. Ne kadar güzel anlattın Zeynep'ciğim. Hadi dinliyoruz. Daha da anlat. Teşekkür ederim. Çok güzel. Yani o dönemlerde çok gelişimi o dönemlerde başlamış Ayvalık'ın. Yani o zeytincilik etrafında o ağaçların aşılanması, delicelerden aşılanmışlar. Çok sağlam kök yapıları var. Kuraklığa dayanıklılar o yüzden. Bu sebeple de çok işte kuraklığa dayanıklı, güçlü, zor koşullara dayanıklı bir ağaç ayvalık çeşidi. Sonra bütün bu gelişmelerden sonra ayvalıkta bir
zeytinyağının kalbi şehre dönüşüyor. Bir endüstrisi oluyor Ayvalık'ta zeytinyağının. Dünyaya ihraç ediliyor. Ayvalık limanından ihraç ediliyor. Bütün işlemleri orada yapılıyor başka bir şehre gitmeden. Tabii çok pırıltılı ve dönemleri Ayvalık. Ve meşakkatli de bir iş. Yani evet. Öyle kolay bir şey de evet. Değil değil mi? Zeytin yetiştirmek ve zeytinin yağa dönüşmesi, onun işte tabii ki. Zeytin haline gelmesi. Benim anneannemin evet. Erkek kardeşi Sezai Ömer Madra Ayvalık'tan Japonya'ya yağ ihraç edermiş. 50'li yıllarda. Aa, evet. 1950'li yıllarda. Tabii. O zamanlar ihraç varmış direkt evet. Japonya'ya. Evet. Ve Ayvalık limanından bunlar. Allah'ım ya. Maalesef biraz geçmişe yönelik değil mi? Hepsi çok üzücü bir şekilde ama işte 50'lere kadar, 50'lerden sonra maalesef yine bu şey dayatmalarıyla, margarin dayatmaları, tabii, zeytinyağından. O da Amerika'nın dayatmaları işte bunlar. Biraz uzaklaştırılmaya çalışmasıyla geri gitmişiz. Tabii. Geri gitmişiz ama artık yani herkes neyin ne olduğunu biliyor. Çok sahip çıkmamız gerekiyor. Herkesin yani Türkiye'de yaşayan herkesin. Ben ona da inanıyorum. Çok büyük bir sevgisi var insanların zeytin ağacına karşı. Değil mi? Bunu görmek... Yurt dışına da ihracatımız var mı zeytinde? Zeytinyağında ya. Bizim Kürşat olarak, yani bizim kendi firmamız olarak parsiyel ihracatlarımız mevcut. Son 5 senede gelişmeye başladı diyebilirim kendimiz için. Ama toplam üretimimizin yaklaşık %10'u kadar bir miktar. Çok değil. Türkiye'de. Türkiye genelinde de var tabii var ki. Ama markalı olarak ihracatımızın artması gerekiyor ki bir Türk zeytinyağı kimliğinden bahsedebilelim. Bir karakterinden, çeşitlerinden bahsedilsin. Mesela. Ya bence turizmin de büyük bir ayağı bu. Tarım ve her zaman onu söylerim. Yani dünyaya tanınmak ve dünyada isim sahibi olabilmek için kültür ve tarım ve gastronomi değil mi? Bu iki ayak turizmin en büyük ayaklarından. Zeytinyağı da çok çok önemli. Belki evet. Ufacık bölümü diye düşünebiliriz ama yeme içme ve gastronominin de çok önemli bir bölümü. Kesinlikle. Hani İtalya dediğimiz zaman, Fransa dediğimiz zaman hep böyle aklımıza önce yemek, yemeyle içmeyle ilgili, turistik yerlerle ilgili olduğu zaman değil mi? Tabii. Bunları düşünüyoruz. Ama Türkiye'de sadece bir kebap kültürü hikayesi döner ya, bunu birazcık Akdeniz yeme içmesi ve ne diyelim bu zeytinyağına da getirmekte fayda var diye düşünüyorum. Peki. Ya reklamın arasına bunu da koymak gerekiyor. Güneşimiz var, kumumuz var, otellerimiz var ama zeytinyağımız da var. Kültür evet. de var. İşte aslında o kültür çok. Yani hepsi belki güzel bir manzaraya karşı arkeoloji var ama. Güzel bir şey yemek istiyorsun. Güzel tabii. bir şey yemek yerken güzel bir şey dinlemek istiyorsun. Çünkü oradan lafı hop aynaya getiriyorum. Otun bin bir çeşidi evet. var. Hadi. Evet. Aymayı anlat. Hadi aymayı. Ayvalık Müzik Akademisi var. Aa, doğru söylüyorsun. 20. Aferin. 20. senesini artık az buz değil tabii. 20 senedir Ayvalık'ta ustalık sınıfları yapan İdil Biret'in çocuklar yetiştirdiği, öğrenciler yetiştirdiği şu anda Ayman'ın kendi orkestrasında bu çocukların müzisyen olarak çalıştı. Gülsin Onay da çok sıklıkla gelir. O da geldi bir kere. Evet. Filiz Ali bunu kurdu. Filiz Ali kurdu. 20 sene önce. O çok meşakkatli kısımlarından geçti. Ama gerçekten Ayvalık böyle bir şey içinde bu tarz nasıl diyeyim kültürel yatırımlar, emekler için iyi bir yer. Çünkü böyle bir ahali var. Bir de sadece yaz için değil. Şimdi Ayvalık deyince tabii. bir yazlık değil, vardır ama halkı var. Yaz, kış orada devamlı organizasyon tabii, tabii. var değil mi? Kültürle ilgili tabii, muhakkak bir şeyler var. Ayma devamlı kış konserleri yapıyor. Kış konserleri ve en güzeli. İklim de çok güzel sizin. Orası çok güzel iklim olarak. Ama evet. yazında Temmuz'da Ayvalık Müzik Festivali var evet. ki 4-5 gün kadar sürüyor. Evet. Taksiyaris Kilisesi'nde, Cunda'da ve farklı mekanlarda çok ciddi yurt dışından gelen sanatçılar. Sanatçılar klasik müzik konserleri yapıyorlar.
Yani Ayvalık'a gelebilecek en güzel zaman. Temmuz ayı. Temmuz ayı. yani Fikret Mualla, evet. Ara Güler, evet. Orhan Peker. Yani çok önemli sanatçılar Ayvalık'tan çıkmış. Doğru söylüyorsunuz. Yani Teoman Madra. Evet, değil mi? Neler tabii, var Ayvalık'tan tabii, çıkmış tabii. Sanatçılar. Bizim İlber hocamız da İlber orada hocamız oturuyor yani. Evet. Yazın orada oturuyor, annesi orada oturuyor. Çok evet. Sıklıkla geliyor. Evet. Şimdi Aziza Ayvalık Film Festivali'ni başlattı. Bu sene ikincisi yapıldı. Ekim başı yapılıyor. O da çok, bu sene çok önemli yabancı filmciler geldi. Ekim başında. Çok güzeldi. Çok güzeldi. Benim küçük bir sanat evim var. Barbara sanat. Hah, onu da lütfen rica edeyim. Çok az zaman kaldı. Evet, o Barbara sanat evinden bahsedelim efendim. Barbara sanat evi. Evet. Ben 14 yaşındayken Barbara diye bir kadını dinledim. Fransızca öğreniyordum. Kadının sesine aşık oldum. Bir platonik aşk tabii. Hikayesi. Ondan var. Sonra büyüdüm. Büyürken bütün konserlerine gittim. Param olmadığı zaman böyle otobüsle giderdim. Bilet alırdım. Paris'te konserlerine giderdim. Bravo. Ona karşı. Ondan sonra onu takip ettim. 97'de vefat etti Barbara. Sonra Ayvalık'ta onun adına adanmış bir sanat evi yaptım. Ay ne kadar hoşsunuz ya Şerif Bey. Ne kadar romantik yahut ne kadar bilmiyorum ne kadının diyeceğimi da. Hayır, kadının kocasını açılışa çağırdım Ayvalık'a. Roland Romanelli geldi. Kaç senesinde geldi? 2016 senesinde. Evet. 2016'da ve yeni bir kadınla evlenmiş. O yeni kadın Rebecca May, Barbara'nın şarkılarıyla bir konser verdi. Çok güzeldi. Açılışta. Yani müthiş bir gece oldu. O günden beri de 16 sanatçı geldi abi, uluslararası. İlişkiler biraz karışık yani. Çocuklar, bir şey söyleyeceğim. Gençler, siz bu ekranda neler anlattınız biliyor musunuz? Kimsenin bilmediği, hiç ekranlarda konuşulmayan, hepiniz ayrı bir kariyer sahibi. Ama bu güzel, bu muhteşem, özel duygularınızı da paylaştığınız için o kadar mutluyum ki. Devin ve Ayvalık. TRT2'de bunu. Evet, Devin Ayvalık. Kültür ve Sanat Programı ve bu kanalda böyle güzel ve çok rahat bir şekilde bunu ifade ettiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Teşekkür ederim. Bu Barbara evini çok, ne yapıyorsunuz peki? Orayı yaptınız, ismini koydunuz. Şimdi bir jürimiz evet. Var. Jüri şu anda inanılmaz, inanamayacaksın ama Yeni Zelanda'dan bir hanımefendi geldi. Lindsay Horn şu anda evet. O kalıyor. Evet. Sanatçı. Sanatçılar minimum 4 hafta, maksimum 12 hafta kalıyorlar. Evet. Ve iki tane resim bırakıyorlar. Bir tanesini ileride Ayvalık'ta yapmayı hayal ettiğim bir müze için bırakıyor. Yani bir, her şeyde sivil toplum, hükümet, belediye ve iş adamı ortak çalışması lazım. Sivil toplum, belediye ve iş adamları. Bu bir. Bu üçü birlikte çalışırsa zaten projemiz de müthiş. Bu. Ayvalık'ı böyle yükselteceğiz. Müthiş, müthiş. Yani şahane bu. Örneklerini Eskişehir'de görüyoruz, Ayvalık'ta görüyoruz ve olması gereken, daha da çoğalması gereken bu üçlü matematik, o üç kişinin, üç kurumun bir arada olması, bu ülkenin herhalde kalkınması, yükselmesi ve Rönesans'a bayrak açması gibi bir olay. Muhteşem, ne diyeceğimi bilemedim. Akine, o kadar azıcık zamanımız kaldı ki, evet doğru söylüyorsunuz. Hayda ya. Sadece ressamlar mı geliyor? Barbara'ya. Yok, yazar, heykeltıraş. Hepsi var hepsi, sanatın bütün, herhangi bir sanatçı. Anladım. Pakistan'dan bir hanımefendi şiir yazıyor. O müracaat etti. Biz mesela güzel. Şimdi onu düşünüyoruz gelecek sene gelsin diye. Ya bunların kitap haline dönüşmesi lazım. Bunların belgesel hale dönüşmesi lazım. Ayvalık hakkında kim bilir ne belgeseller yapılmıştır ama sizin ağzınızdan, sizin hissettiğiniz ruhunuzla birlikte bir belgesel yapılsa tarihe arşiv olarak düşecek müthiş bir TRT büyüklerimiz ve yukarıki yöneticiler sizinle birlikte yapılacak bir belgeseli düşünmelerini arzu ediyorum. Yani çok çok yaşadım
ve filmini gördüm sanki. O kadar güzel anlattınız ki pırıl pırıl ve gözleriniz pırıl pırıl. Çünkü seviyorsunuz. Sevmeden de hiçbir şey olmuyor. Severek yaşıyorsunuz, o toprağı seviyorsunuz. Hissederek yaşıyorsunuz ve çocuklarınıza ve nesillere de bırakmak için Kiraz'a, Selim'e, değil mi? Çok çok mutlu oldum. Birazcık daha vaktimiz var. Söylemek istediğiniz, unuttuğunuz bir şeyler var mı acaba sayın psikoloğum? Şöyle bir şey desem, ben iş gereği olayların hep her iki tarafından bakmayı prensip edindiğim için tabii bu bizim subjektif ayvalığımız. Ama objektif ayvalık nasıl, biz bunu sevdiğimiz için, biz orada doğduğumuz için. Ama ben bazı gelenlerden de ayvalıkla ilgili çok şikayetler duydum. Yani Ayvalık'ın halen kanalizasyon sorunu var, halen tabii temizlik ki, sorunu tabii, var, tabii halen trafik sorunu var maalesef. Tabii. Yani bu da bütün bu Türkiye gerçeğinden. Ama kaldıramıyor şey o evet, şehir kaldıramıyor. Evet. İstanbul evet, nasıl kaldıramıyorsa trafiği evet, ve çeşitli alt yapıyı. Onun için gelenler bunu bilerek de gelmeliler, hayal kırıklığına uğramamak için. Özellikle yaz aylarında, evet, özellikle yaz aylarında çok kaldıramayacağı bir nüfus geliyor değil mi? Onun için vergi falan mı koymak acaba evet, lazım? Venedik'e öyle şeyler düşünüyorlar ya. Venedik'in de son hali ya, nasıl? Ya. Allah'ım ya Rabbim, o afet ve doğa hadiseleri de krizi artık krizi değil mi? Tam ortasındayız iklim krizinin. Evet. Yani biz de bunu çok ciddi olarak tarımda yaşıyoruz. Maalesef. Benim Ayvalık'la ilgili evet, hayalim şehre araba girmemesi. Umarım bir gün şehrin içine araba girmez ve herkes şehrin iki tarafından yürüyerek şehri dolaşma imkanına sahip olmak. Çok isterim ve kendi kendine yeten bir kasaba olmasını. Hani birileri, yani bir şey için değil tabii ki, bir amaç doğrultusunda o bütün o restorasyonlarının yapılması, ayağa kalkması çok önemli, ama halkın orada kendi kendine yeten, mutlulukla yaşayan bir halk olması, refah içerisinde en önemli şey o. Benim hayalim bu. Çok güzel efendim. Ve zeytin ağaçlarının tabii ki korunması. Devlete de çok büyük görev düşüyor. Evet. Sanayicilere düşüyor, yaşayanlara düşüyor, eğitimcilere düşüyor. Efendim çok teşekkür ederim. Daha nice şeyler konuşabiliriz. İnşallah ileriki programlarda tekrar birlikte oluruz. Geldiğiniz için teşekkür ediyorum. Ve bu günkü programımızda böylelikle bitiyor efendim. Çok teşekkür ederim bizi izlediğiniz için, bize gönderdiğiniz notlar için. Evet, biraz...